Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size başımdan geçen bir hadiseyi anlatacağım. Hadisemizin konusu tabii ki de koronavirüs. Öncelikle hadisemizi anlatmadan önce size güzel bir tekerlemeyle başlayalım. Wuhan'dan çıktı yola, Tarhan'dan verdim ona. Panzehir mi Tarhan'a, koronavirüsüne? Sınır tanımaz serbest, 42 millet derdest. Çare olur mu abdest, koronavirüsüne? Kendimizi define işine verince, köyün gündeminden biraz uzak kalmıştık. Koronavirüs memleketimizden yayılmaya başlayınca, Serkan ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Biz de köydeki yaşantımıza geri döndük. Tırı Mahmud'un bir oğlu vardı, Nuri. Oğlan hık demiş, Mahmud'un burnundan düşmüştü. Nerede ne konuşacağını bilmez, vatanvasızın önden gideni geçimsiz, müsrif, beceriksiz. Tip desen, o da yok. Nuri askerden geldikten sonra Mahmud benim yanıma geldi. Benim oğlana bir kız bulalım dedi. Beni karıştırma desem de çoğu yere onunla gitmek zorunda kaldım. Hem bizim köyde hem civar köylerde çalmadık kapı bırakmadık. Oğlanın koyun suyu bir yana. Kısmeti mi bağlıdır nedir? İki defa söz kestik, ikisiyle bozuldu. Sonra dağ köylerinden bir kız bulup nişanladık. Bir ay geçti geçmedi kız nişanı attı. Halla halla dedik, yine kapı kapı dolaşmaya. En sonunda Nuri gibi birkaç defa bir kız bulduk. Kız tam bir erkek Fatma. Biz evlerine vardığımızdan tarla sürmeye gitmiş. Kızın yaşlı anasıyla babası bizi karşıladı. Maskemi iyice yukarı çektim. Maskeyi takması için Mahmud'u da uyardım. Ama Mahmud oranı olmadı. Avluyu geçip tahta merdivenlerden üstte çıktık. Evin her yeri toz içinde. Örümcek ağları var. Belli ki kız ev işlerine hiç ilgilenmiyor. Az sonra traktörün sesi duydu. Tırt 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 tırt. Kız geldi. Merdivenlerden bir gümbürtü geldi. Gümbürtü bir ses geldi. Sonra bir ses geldikten sonra ana! Ana! Yemek hazır mı? Karnım çok aç. Neredesin ana? Valla bu sar konaklığına bağırmaktan sesim kısınacak ana diye seslendi. Koca karı hemen yerinden çıktı. Koca karı, koca herif, sizin köyde ne var ne yok diye dikkatimizi başka öne çekmeye çalışıyordu. İyilik güzellik dedim. Dışarıdan koca karının sesi geliyordu. Sus kızım sus. Dinirciler var içeride. Seni görmeye gelmişler. Dinirci mi kimmiş? Bir gelelim bakalım. Ben de şaşırdım seni görmeye gelmişlerse artık. Kız üstünü değiş hele bu haline bak. Koca karı lafını bitirmeden pat diye içeriye simsiyah saçlı, altında şarmanlı deli gibi bir kız girdi. Selam aleyküm ağalar. İki elini yanına atarak ev, araba, traktör, iki bilezik diyerek isteklerini sıraladı. İşinize gelirse oğlunuzu görey. Yok işinize gelmezse aha kapı gidebilirsiniz. Ben içimden hele şunun tipine bak. Tükürsen geri seker diye yerimden kalkmak için yetkindim. Mahmud aleyhime bacağıma koyup olur otur hele muhtarım. Bu iş olacak gibi dedi. Ben hayretle Mahmud'a bakarken o gülümsüyordu. Evden ayrıldıktan sonra Mahmud'a Oğlum sen delirdin mi? Bu kızdan iş olur mu? Hele kıza bak Mahmud. Kız demek için nasıl bir kanıtım var senin dedim. Mahmud'un keyfi yerindeydi. Vallahi muhtarım. Çivi çivi söker. Bizim oğlanı adam etse ise bu kız eder dedi. Ertesi gün
Nuri'yi de alıp kızın köyüne gittik. Kız bu defa gübre atmaya gitmiş. Bekledik geldi. Kızla oğlanı bir odada baş başa bıraktı. Çok geçmeden el ele çıktılar. İkisini de izin giniyordu. Onların güldüklerini görünce bizim de neşemiz yerine geldi. Mahmut işi uzatmak istemiyordu. Bir an önce ondan kurtulmak istiyordu. Bir hafta içinde nişan taktık. Harman yerinde düğün yapma kararı alındı. Tarih belirlendi. Mahmut hemen hazırlıklara başladı. Zaman su gibi geçiyordu. Bu arada virüs bizim köye de sıçramıştı. Peş peşe yasaklar geldi. Ben korkunca Mahmut'un yanına vardık. Mahmut, işi biraz ertelesek mi? Bak virüs geliyor, bizi duman edecek, haberin olsun ha dedi. Mahmut, biz düğünü yaparsın ya, virüs buralarda kalmaz. Sen kafanı yorma muhtar. Günler haftalar geçiyor. Ege'nin elinden her iş gelmediğinden köyün kadınları harıl harıl çeyiz hazırlıyordu. Ben her fırsatta Mahmut'un virüs riskine karşı uyarıyordum. Aman Mahmut, her gün televizyonlardan görüyoruz. Fazla insan davet etme. Şöyle 1-2 saatlik bir merasim yapalım dedim. Mahmut, olur mu öyle şey muhtarım? Bir evin oğluna yakışır mı hiç? Anlı şanlı düğün yapacağım dedi. Bak Mahmut, akıllı ol. Virüs senin yüzünden köyümüzden gelecek. Mahmut başını öylesine salladı. Tamam, sen merak etme. Bak Mahmut, ben de öyle düşünüyorum değil mi? Doğum günü, düğün günün yaklaşmıştı. Bir akşam Mahmut telefon açtı. Davetiyeler yazmak için çağırıyordu. Kalktım gittim. Bir de baktım ki odanın her tarafı zarf ve davetiye. Mahmut önüne bir sehpa çekmiş, liste yapıyor. Bir iki kişi daha liste yazıyordu. Mahmut beni görünce hemen ağır kalktı. Daha bir şey dememe fırsat vermeden... Gel otur şöyle. Eksik kimse var mı bir bak. Diyerek sehpanın başına oturdu. Önüme listeleri koydu. Oğlum bu ne? Kaç davetiye bastırdın sen? 1500 dedi. Nuri oradan atladı. Baba, ben sana 1-2 bin batırırım dedin. Bak muhtar emrim de az bunda. Şimdi ne yapacaksın baba? Desene baba, baba desene. Mahmut, az mı? Matbaacı yetmezse telefon et. Bir günde basarız dedi. Arayayım mı? İçimden la havleme dedim. Ulan Mahmut sen hiç televizyon izlemiyor musun? Her hafta virüs var dedi. Muhtarım. Sen de amma pimpiriklisin. Virüsün bizim köyde ne işi var dedi. Lan hani kendi aramız ne yapacaktık? Kendi aramız bu kadar geniş mi? 1500 kişi ne Mahmut? Kaç köyü çağırdın? Düğünde damadı göremezsin sen. Köyün dışından kimseyi davet etmeyecektin hani diye çıkıştım. Mahmut. Kendi aramızda zaten muhtarım. Baksana listelere. Hiç yabancı yok diye cebinden birkaç liste çıkardı. Mahmut, nasıl yabancı yok? Tatil köyü gibi. Herkes gelecek. Allah sana beyin versin. Başka bir şey demiyorum. Mahmut'u düğün telaşı sermişti. Söylediklerim bir kulağından bir girip bir kulağından çıkıyordu. O gün sabaha kadar zarfların üzerine davetlilerin ismini yazdı. Köy mahalle zarfları ayırdı. Ben sabah ezanı okunurken müsaade istedim. Mahmut beni yolcu ederken... Muhtarım, şimdi sen eve gidince yatarsın. Arabanın anahtarını bırak da seni rahatsız etmeyeyim dedi. Ne anahtarı Mahmut dedim. Bu kadar zarfı nasıl dağıtacağım dedi. 1500 kişiyi davet ederken düşünseydin Mahmut. Hem araba almıyor muydun dedim. Valla düğün çıktı. Çok masraf ettim. Düğün olmasa alacaktım dedi. Mavi kuşu gönülsüz Mahmut'a verip evin yolunu tuttum. Birkaç gün sonra Mahmut arabayı evin avlusuna çekti. Muhtarım çok sağ ol. Arabanın üstünde kalsın. Ben gece gündüz lazım olursa seni rahatsız etmeyeyim dedi. İçimden dedim bu muhtarlık ne zor ya. Sömür beni sömür. Onur gel çay içerim dedim. Hemen koştu geldi ben eşi.
Çayımızı yudumlarken usulen sordum. Mahmud'um, sağa sola gidip geliyorsun. Hem arabaya benzin koy hem de maskeni tak dedim. Tamam dedi ama hiç takmadı beni. Eksik bir şey kaldı mı? Dün günü iki ayağımız bir pamuca girmesin ha. Mahmud çayını höbürteterek. Çok şükür muhtarım. Azı gitti, çoğu kaldı. Şu oğlandan kazasız belasız bir kurtulursam benden mutlu insan bulunmaz dedi. İçimden inşallah ben de sizden kurtulurum. Bir hafta kaldı, nikahta keramet vardır. Nuri adam olur belki dedim. İnşallah davulla zurna ile gelini aldığımız günü de görürüm dedi. Ben Mahmud'a sade bir düğün yap dedikçe o inatla tersini yapıyordu. Şimdiden davuldan zurnadan bahsediyor. Bir şey demeyin dedim ama içim içim yiyordu. Mahmud yine de sen bilirsin ama çalgı çalma bence. Biliyorsun virüs var dedim. Mahmud müziksiz olur mu muhtarım? El alem nedir dedi. Diyecek bir şey bulamıyordum. Laf olsun diye kimi tuttun dedim. Daha tutmadım da Karal Abdal Ali'yi tutacağım. Bizim köyün düğünü de hep o etmiyor mu zaten? Aklıma gelmişken bir arayayım dedi. Sonra vazgeçti. Muhtarım bu iş telefonla olmaz. Kalk içeri varalım. Karal Abdal Ali Bey'le yüz yüze konuşalım. Mahmud çalgıcı tutmaya zaten kararlıydı. Onun kararından döndürme mümkün değildi. Hiç olmazsa Abdal Karal Ali'ye sahneye kimseyi çıkarma, sosyal mesafe dikkat et, maskesizleri uyar diye tembih ederim. Mahmud'la gitmeye razı oldum. Arabaya binerken maskeni tak dedim. Cebinden kirli bir maske çıkarıp taktı. Oğlum sen 6 aydır maske takıyorsun ama bu kardeşin 15 senedir takıyor dedi. Ne zamandır takıyorsun bilmem ama masken 15 sene önce alınmış dedim. İnanmazsan inanma dedi. Mahmud 6 ay önce virüs yok ki masken takalım dedim. Ben samanlığa saman atarken hep takarım bu mereti. Bu maskeyi de geçen sene harman zamanı almıştım. İyi ki almışım bak şimdi işe yarıyor dedi. Ulan Mahmud virüs bana bulaşsa senin bulaştığın kadar yormazdı beni ha dedim. Öyle deme muhtarım. Virüs dediğin ne ki? Bir iki hafta geçer elbet. Dedi. Ama demez olaydı. Şom ağızlı adam. Sonra ne mi oldu? Günler geldi geçti. Virüs geçmek bilmedi. Daha da arttı. Mahmud'un düğünü hayal oldu. Nuri adam olacak dedik. Daha beter oldu. Onlar bizim köyün hastalık yüzünden ölen yaşlılarına bir de onca koşuşturma içinde yorulan arabam mavi kuşa oldu. Efendim bugünkü hadisemizin sonuna geldik. Bir dahaki hadiselerde görüşmek üzere.